Değerli dostlar merhabalar bizlerin ekonomisini anlattığım biz Ekonomis kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da yeni güne başlarken saat 10'da sanayi verisini alacağız. Veri kıymetli olacak onu bir değerlendirmeye çalışacağız. Piyasalar tarafında bir miktar tepki yükselişleri olabilir mi buna kenetleneceğiz. Ama daha tehlikeli bir nokta. BOFA dün iyi alıcı konumundaydı ama o alırken sattı. Viyop tarafında 70 bin kontrata tekrar çıktı. 15.000 kontrat daha ekleme yaptı. O nedenle buradaki tabloyu hala tepki yükselişleri olarak okumak mümkün. Piyasalar tarafındaki zayıf hacmi, likitte sorunlarını, piyasanın trade ortamı olduğunu, bazı şirketlerin yatırımlık kıvama gelebilir imajlar verebildiğini fakat hala hazırda yeniden dikkat seyirlerini tabii ki korumanın değerli olduğunu sık sık okuyoruz. Ortam trade ortamı ne yazık ki böyle. Onun dışında Ekstra olarak bugün saat 10'da sanayi verilerini göreceğiz. Sanayi verileri tarafında çok sürpriz bir tablo oluyorsa, piyasa 9170 sahalarının üzerine çıkamıyorsa bunu bir problem olarak addedeceğiz. Ve aşağı yönlü gelişlerde 8850-9000 kıyılarını yeniden bir sınır bölge ve trade işlemlerine son verme noktası olarak okuyacağız. Özellikle 8850 aşağısındaki seyir tekrar satışların biraz daha güçlenebileceği anlamına gelir. Şimdilik Viop tarafı hoş imajlar çizmiyor bunu söyleyebiliriz teknik olarak. Onun dışında yine piyasalar tarafında 9170 üzerine hareketlerde fiyat hareketliliklerinin biraz daha destekleyici olabileceğini, Viop tarafındaki tablonun böyle olması nasıl yorumlanmalı, yükselişleri tepki yükselişi olarak sınırlandıracak şekilde okuyabiliriz. Ne zaman ki Viyop tarafı daha sakinleyici bir tabloya girer, oralarda pozisyonlar kapatılır, yeniden alım noktalarına doğru dönülür. O zaman deriz ki Borsa İstanbul artık bir trend çizme şemasına doğru gidiyor. O açıdan şimdilik ortam trade ortamıdır. Yatırımlık kıvama gelenler var ama onları da belirli stop losslarla takip etmek kıymetli olacaktır. Bunu da bir dipnot olarak söylemiş olalım. Piyasaları daha kısa vadeli ölçeklerde değerlendiriyorsanız 9170 saat üzerine yerleşmeleri kısmi güçlenme sinyalleri olarak okuyabilirsiniz. 9080-9000 bantları aşağısına doğru kaymalarda da trade işlemlerine son verecek şekilde piyasaları takip edebilirsiniz. Bunu bir ekstra dipnot olarak söyleyelim. Bugün saat 10'da sanayi verileri var dedik. Onları da bir göz gezdirelim. Sanayi tarafı daralmaya devam etti. Bakın burada orayı açmıştım evvelden. Şurada Mart ayında çok daha sert bir daralma sonra kısmi toparlanmalar olmuş ama onun dışında ana şema daralma yönünde ilerlemiş. Yani reel sektör tarafında daralmalar devam ederken sadece reel sektörde değil, tekstilde, turizmde yine ihracatçıların büyük kaleminde problemler oluşmaya devam etti. Değerli Türk lirası problem yaratmaya devam etti. Şöyle baktığım zaman bakın şuradan da ekstra olarak bir veri gelmiş. Sürpriz olsun. Ben de şöyle bir bakayım. Almanya'da sevindiren sanayi üretim verisi. Almanya'nın Ağustos ayı konseyinin şöyle baktığımız Alman Almanya'nın Ağustos ayı sanayi üretimi aylık %0.8 olan beklentinin üzerinde %2.9 olarak gerçekleşti. Dünya Altın Konseyi'nin yayınladığı rapora göre Eylül ayında küresel fiziki destekli altın ETF'lerine 1.4 mily milyar dolarlık giriş sağlandı ve bu üst üste 5. ay oldu. Bakın altın ETF'lerinde de artışlar var. Girişlerin büyük çoğunluğunu Kuzey Amerika'dan gelirken Avrupa'da ise hafif çıkışlar gözlemlendi. Küresel varlıklar %5 artarak 271 milyar dolara yükseldi. Düşen faiz oranları ve zayıflayan dolar yatırımcıların alt altın ETF'lerine olan ilgisini artırdı. Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklerde güvenli liman arayışını teşvik etti. Eylül ayında Avrupa 245 milyon dolarlık kayıpla 4 aylık giriş serisini sonlandı. Asya fonları ise 175 milyon dolar ile giriş serisini 20 aya taşıdı. Hindistan'da önemli girişler kaydedilirken Çin'deki girişler ılımlı kaldı. Dünya Bankası İşler ve Te Teknoloji Başlıklı raporunda Doğu Asya ve Pasifik ekonomisinin bu yıl %4.8, gelecek yıl ise %4.4 büyüyeceğini belirtti. Çin'in emlak sektöründeki zayıflık, düşük tüketici güveni ve yaşlanan nüfus gibisi yap yapısal sorunlarla karşılaştığı ifade edildi. Raporda Çin'in büyüme hızının bu yıl %4.8'den gelecek yıl %4.3'den, çet düşeceği öngörüldü. Uzun vadeli büyümenin derin yapısal reformlara bağlı olduğu vurgulandı. Ayrıca ABD-Çin ticari gerginliklerinin Vietnam gibi ülkeler için fırsatlar sunduğu belirtildi. Peki buradaki haber akışlarında değerlendirmiş olduk. Almanya'da bu tarz bir sevindiren sanayi üretim verisi bakalım bize de yansıyacak mı? Bizde de Avrupa biliyorsunuz en iyi burada bu tarz konularda ihracatla partnerimiz. Bakalım bizdeki sanayi verileri de birazcık ılıman gelecek mi? Eğer öyle bir tablo oluyorsa biraz piyasalar tepki yapabilir. Ama Vio pozisyonlamaları konusunda neden ısrarlı vurgu yapıyorum? Dün 1.7 milyar liralık alım yapan piyasadaki o 8.900 lira düşükten sonra piyasayı 9.130 kıyılarına kadar getiren BOFA Viop tarafında 15.000 kontrat kontratta short ekleyip 70.000 kontratta günü tamamladı. O yüzden piyasada güvenilir bir tablo söz konusu değil. Onu söyleyelim. Yükselişler tepki yükselişi olacaktır. Şimdilik likidi de problemleri devam etmektedir. Değerli Türk lirası böyle durdukça bozulan dolar bazlı trendler ara tepkilere müsaade eder. Şöyle bir 170, 274 dolarlara kadar birazcık tepki bekliyorum. Ama bunlar şimdilik tepki statüsündedir. Buradan alıp başına gidecek bir borsa söz konusu değildir. Zaman biraz daha çalınacaktır. Doları yükseltmedikleri bir tablo var. Doları yukarı salmıyorlar. Faiz tarafındaki o sıcak parayı daha korunaklı kılmaya çalışıyorlar. Tahvildeki parayı daha korunaklı kılmaya çalışıyorlar. Yani burada Borsa İstanbul'da yatırımcı feda edilirken yabancı yatırımcı ya da ucuz bir zemin hazırlama serüveninin adım adım devam ettiği bir tablo söz konusu. Ama tabii ki yükselişlere trade edeyim ben. Alayım, satayım, birazcık iş yapayım diyenler için de dediğim gibi 9170 üzerinde biraz daha hamle alanı doğar. 9350 ve 9450 kıyılarına kadar sürebilecek bir hamle ihtimali masaya gelir. Orayı o formatta okumak lazım. Ama onun dışında buralardan uçuyoruz, kaçıyoruz öyle bir şey söz konusu değil. Burada büyük bir taban oluşuyor ve buradan alacak başını daha da uzaya gidecek öyle bir şey yok. Şimdilik bu ortam onu vaat etmiyor. Bunun için Viyob'un güzelleşmesi lazım. Bunu destekleyici adımları gözlemlememiz lazım. Nerede mesela Kasım'da bir faiz indirimi gelir mi? Bu sorular önemli. Dolar tarafında kısmi sanılımlar olur mu? Belki aylıktaki şu kerecilere verdiği o keri trade'cilere verdikleri faizin biraz aşağısında artan bir seyir gözlenir mi? Bunlara bakacağız. Bugün bir döviz yayını da yapacağım. Ama şunu söyleyebilirim. Bu döviz tarafını bastırma işi biraz daha böyle devam ederse, bu yıl da böyle kapatırsa daha sonrasındaki süreçte sıcak paraya oluşturulan bu kadar güven aynen o sıcak paranın buharıyla devalüasyona sebebiyet verir. O açıdan burada biraz daha piyasa dengelerini gözeterek iş yapmak, reel sektörde düşünmek, hele hele oradan vergileri alalım, faizleri yetiştirelim, hani vatandaştan vergi alalım, ücretlileri sabit bırakalım derken hani var, varımızla yoğumuzla dünya ne yüksek faizini verdiğimiz ödediğimiz bu ortamda o vergiler tarafı değerli. E, vergiyi sana vereni bitirirsen vergiyi kimden alacaksın? Bu da ayrı bir nokta. O nedenle bir şeyler değişecektir. Hiç kimsenin beklediği gibi olmayacağını düşünüyorum ben piyasalardaki ortamın. Özellikle biraz daha gerek global gerek de bizim yerel piyasalarımız 2008 vibe'ı veriyor. 2008 izlenimleri veriyor. Bu birazcık ürkütücü gördüğüm tablolardan biri. Ya, o yüzden yatırımlık yaptığım şirketlerle alakalı kısmı çok minimalde tutuyorum. Onları da stoplarıyla beraber takip ediyorum. Trend oluşursa benim lehime olur. Ben yanıldım dememek adına hani böyle önemli trend noktalarına gelen rasyonları düzgün şirketler. Dün de yayın yaptım. 6 tane şirket anlattım. Kanalımıza girip onları da ziyaret edebilirsiniz. Mesela o tarz şirketlerde pozisyon alıp izlemeler yapıyorum. Belki şöyle bir piyasalar tepkisini tamamladığında onları da çıkarırım elimden. Şimdilik yatırımlık bir niyetle hareket ediyorum. Ama daha çok böyle aylık bazda fon biriktiriyorsanız işte iş bankası, iştirakları, iş tarafının, iş yatırımının iştiraklarını yine baktığınız zaman Koç Holding'in, Sabancı Holding'in iştiraklarına bu yapılabilir. Çünkü ortalamalarını sürekli daha aşağıda düşse belirli bir ortalamada denge bulacağı için aylık bazda birikimlerle fon alanlar için ekstra bir negatif ortam yok. Hatta bu ortamlar fırsat olur. Biraz yatırımcı kimliğine göre değişen bir ortam var. Ama Dediğim gibi bazı şeyler değişmedikçe piyasalardaki hareketleri tepki olarak okuyacağız. Ay saat 10'daki veri değerli. Sanayi üretimi birazcık normalleşiyorsa, güzel geliyorsa, beklentilerden bir tık iyi geliyorsa bu piyasalara ilave bir alım getirebilir. Bu alımlar tepki statüsünde okunur. Viyop bozuk olduğu sürece piyasalarda çok yukarı dikine ivmeli yükselişlerden ziyade bu yükselişlerin boyları uzasa da sonradan kurumların bunu satış baskısı için kullanabilecekleri yeniden böyle tepesine mal boşaltabilecekleri bir fırsat olarak gördükleri bir ortam olduğunu unutmayın. Genel resim böyle şimdilik. Bu resim değişene kadar piyasayı bu minvalde okuyacağız. Viyobu takip ediyoruz. Piyasalardaki hacimleri takip ediyoruz. Piyasalar tarafında borsanın yatırım tarafını etkileyen, baltalayan taraflardaki normalleşmeleri okumaya çalışıyoruz. Şimdilik böyle çok ciddi bir normalleşme yok piyasayı yabancıya hazırladıkları bir ortam gözlemliyorum. Benimle beraber piyasa takibi yapabilirsiniz. Ekonomi topluluk isimli bir YouTube katı üyeliğimiz var. Burada finansal piyasalara eğitim seti hediyemiz, iletişim kanalımız ve pazardan pazara yayınladığımız pazar raporlarımız var. Sizleri de ekonomi toplulukta görmekten büyük mutluluk duyarım. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi.